Galatasaray Televizyon ekranlarından mutlu günler. Yeni bir Son Topa Kadar programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi basketbol takımlarımızın gelişmelerini ekranlara getireceğiz. Oynadığı maçlardaki, özellikle bu hafta aldığımız hafta içindeki muhteşem zaferi sizlere taşıyacağız. Galatasaray basketbol takımının Real Venezia karşısındaki kadın basketbolcularımızın 90-68'lik zaferini genel anlamda konuşacağımız bir Son Topa Kadar programı olacak. Bu hafta program konuğumuz Galatasaraylı eski milli basketbolculardan Fatih Solak. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk. Daha keyifli bir program olacağını düşündüğüm bir yaklaşık bir saatlik dilimdeyiz. Sen de maçı izledin. Evet. Önce bir iki cümle rica edeyim. Genel atmosfer ve oyun muhteşemdi. Ardından o güne dönelim ve çarşamba günü aldığımız galibiyeti bir hatırlayalım. Vallahi İbrahim, ben öncelikle bayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Özellikle taraftarımızı tabii ki. Taraftarımız o gün 8-10 bin kişi olmasaydı kolay bir maç olmayacaktı açıkçası. Bunu da herkes net bir şekilde biliyor. Taraftarın desteğiyle takımımız da gayet üstün bir basketbol oynayarak, özellikle Kuyuklu'ya bir parantez açmak istiyorum. Ya inanılmaz oynadı ya. Muhteşemdi. Ya muhteşemdi. Zaten biraz sonra tek tek konuşacağız detaylı. Şimdi kimsenin hakkını yemek istemiyorum ama tabii ki ilk başta göze çarpan oyunculardan bir tanesi Kuyuklu yani. 37 sayı atması, doğru, 20 doğru. 30 36 dakikada. Yani aynen. Müthiş bir şey. Hepsinin eline, yüreğine sağlık. İşte bizim bayan takımımız, erkek takımımız, işte formasının ağırlığını, nasıl, hangi takımda oynadıklarını işte gayet güzel bir şekilde İtalyanlara gösterdi yani Galatasaray işte. Daha iş bitmedi ama. Yani kupanın bir ucundan tuttuk, ikinci hani kulpuna elimizi atmış gibiyiz. Yani, ama İtalya'da da tam anlamıyla tutup kaldıracağız kupayı. İnşallah, inşallah. Şu an işte 22-23 aylık bir averajımız var. Deplasmanda, şimdi İbrahim şöyle bir şey var. Güzel bir fark açıkçası. Biz 10 sayı falan olsa ben mesela bir şey konuşabilirim, böyle tereddütlü konuşabilirdim mesela, ama şimdi 22 sayı, 23 sayı, onlar bizi 23-24 sayıyla yenmesi gerekiyor. Ben artık bu saatten sonra bizim bayan takımımızın bu maçı vereceğini hiç ihtimal bile vermiyorum. Çünkü orada da taraftarımız büyük ihtimal İtalya'daki maçta da onları yalnız bırakmayacaktır. Buradan sadece gelenler... taraftarımız olarak da değil yani, orada yaşayan tüm Türk vatandaşlarını davet edelim. Yani... Sonuçta Galatasaray oynuyor. Diğer takımları destekliyor olabilirler ama Avrupa'daki maçlarda görüyoruz. Yani Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Anadolu'daki birçok takımın formasını giymiş. Evet. Renklerine gönül verdiği o formayı giyip giden bizim olur, başka bir Türk takımın olur. Maçını destekleyen birçok taraftarımızı hatırlıyoruz geçmiş günlerden. Yani bir benzerini yine yaşamak lazım. Sonuçta Türk takımı düşüncesiyle yaklaşmalarını dileyelim ve güzel bir ana, tarihe tanıklık etsinler. Çünkü umuyorum ki çok büyük bir sıkıntı olmadığı takdirde kupayı kaldıracağız. İnşallah İbrahim, inşallah. Dilersen dönelim çarşambaya. Tamam, bir giriş yapmış olduk seninle sohbetimizde. Çarşamba gününe gidelim. Sinan Erdem Spor Salonu'nda hakikaten kadın basketbolu için konuşuyorum. Neredeyse görmediğimiz bir atmosfer vardı. Muhteşem bir taraftar desteği önünde. Tek yürek, tek bilek olmuş Galatasaray camiasının da izlediği ve destek verdiği maçta kadın basketbolcularımız 90-68'lik skorla galibiyetle ayrıldı. Önce maçı, ardından da maç sonu açıklamaları izleyelim. Daha sonra Fatih Solak'la birlikte geniş bir şekilde bu zaferi konuşacağız. Atışı yapıldı ve ilk hücum Venezia'dan gelecek. Sarayın sultanları farklı kazandı. Şampiyonluk yolunu yarıladı. Eurocup Women final turu ilk maçında Galatasaray kadın basketbol takımının konuğu İtalyan temsilcisi Real Venezia'ydı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede taraftarın müthiş desteğini arkasına alan Sarı Kırmızılılar, Yelena Dubievic'in üst üste 4 sayısıyla öne fırladı. İlk bölümlerde Ali Quigley ve Cintare Petronite de skora destek verince takımımız 6 dakikada 15-9 öne geçti. Bu bölümün ardından rakibimiz set hücumlarında pot altını etkili kullanırken dış atışlardan da bulduğu isabetlerle çeyreğin son 2,5 dakikasına 15-17 önde girdi ve koç Marina Maliković mola istedi. Moladan Epupa ve Petronite'nin sayılarıyla dönen ekibimiz yeniden öne geçmesini bildi. Çeyreğin son bölümlerinde boğucu savunmasıyla rakibine ekarte eden Galatasaray ilk 10 dakikalık bölümü 25-19 önde tamamladı. İsabetli olmadı. Hücum ribaundu Kobre'nin.
İkinci çeyreğe Quigley'nin üst üste basketleriyle giren sarı kırmızılılar 5 dakikalık bölümde skoru 33-30'a getirdi. Bu bölümün ardından hücum ritmini ve savunma direncini artıran takımımız hızlı hücumlarıyla da sayı bularak son bölümlere üstün girdi. Son 1 dakikada 39-32 önde olan Galatasaray kalan sürede de farkı açarak soyunma odasına 43-35 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrek başa baş mücadeleyle başladı. İki ekip de savunma dozajını artırırken 23. dakikada skor 50-43'e geldi. Sarayın Sultanları hücumda Ali Quigley'nin özel performansıyla skor üretti. Çeyreğin bitimine 4 dakika kala Petrolite'nin sayılarıyla durumu 62-46'ya getiren Galatasaray, farkı 20 sayıya kadar çıkarmasını bildi ve final periyoduna 68-47 üstünlükle girdi. Ters turnikesi isabetli. Dördüncü çeyreğe iki ekip de düşük tempoyla başlarken Real Venezia 2 dakikada 7-2'lik seri yakalayarak farkı azalttı. Son bölümlerde sahneye yeniden Ali Quigley çıktı. Amerikalı guard 32 dakikada 34. sayısını kaydederken skor da 81-57'ye geldi. Karşılaşmanın kalan sürelerinde iki ekip de karşılıklı basketler buldu ve Galatasaray farkı açarak mücadeleden 90-68 galip ayrıldı. Mücadelede en skorer oyuncumuz kaydettiği 37 sayıyla Ali Quigley olurken Cintare Petronite 25, Yelena Dubljević 14 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Başkanımız Mustafa Cengiz, FIBA Başkanı Turgay Demirel, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, yöneticilerimiz Ahmet Şenkal, Dinç Üner, Hüseyin Toprak, Ömer Cansever, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Profesör Doktor Necat Güney kadın basketbol takımımızın final mücadelesini Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Futbol takımımızın teknik direktörü Fatih Terim, futbolcumuz Fernando Mustera ve erkek basketbol takımımızın baş antrenörü Oktay Mahmuti de mücadeleyi birlikte izledi. Galatasaray Real Venezia ile rövanş mücadelesini 18 Nisan Çarşamba günü saat 21'de Palasport Talersio'da oynayacak. Gigi Petronite 98 Galatasaray EuroCup finali başında Venezia'yı tam 22 sayı farkla mağlup ediyor. Tabii ki çok sevinçliyiz. Muhteşem bir seyirci, muhteşem bir takım. Kupa burada. Ama bir hafta daha bekleyeceğiz herhalde. Yani kupanın bir ucundan tuttuk. Tuttuk burada. Bırakmayız artık. Hep beraber oradayız. İnşallah, i̇nşallah diyelim. Siz inşallah tuttuk, ayağa kaldıracağız kupayı. İnşallah. Kupayla geleceğiz. Tabii inşallah, inşallah. Ben çok sevinçliyim. Saha içinde izlerken zaman zaman gözüm size de böyle takıldı. Siz hakikaten hop oturup hop kalktınız. Çok büyük heyecan yaşadınız. Ya, ben onu da sorayım. Çok heyecanlandım. Evet. Yönetim çok kurulun amigosu. Çok sağ ol. Çok güzel bir maç oldu. Çok. Hepsi çok iyi oynadılar. Tabii bütün oyuncularımız çok iyi oynadı. Ama Quigley, Işıl, Epupa... Hepsi çok iyiydi. Yani hakikaten çok güzel oynadı. Görüyorsunuz 3. periyotta 5 dakika içinde maç ne hale geldi. Basketbol ayrı bir spor. Hiçbir şeye benzemiyor. Tabii çok ciddiyetle oynamayacağız. İnşallah kupayı buraya getireceğiz. İnşallah. Şimdi tabii maça müthiş bir atmosferle beraber başladık. Kadınlarımız da bu atmosferi lehine çeviren adım adım çok sabrederek farkı daha da yukarı çekmek için var güçlere çalıştılar. Bir kere hepsini alnından öpüyoruz. Galatasaray Kulübü'nün oyuncusu olmaları onlar için büyük şeref ama onları sahada görmek de bizim için büyük şeref. Dolayısıyla müthiş iş yaptılar ama 40 dakikamız daha var. Bunu kendime de alıştırmaya başladım maç bittiği andan itibaren kendimi de alıştırmaya başladım. Biz şu anda 40 dakikayı bitirdik. 41. dakikayı da önümüzdeki hafta başlayacağız. Tabii ki fark çok güzel. Burada müthiş iş yapan taraftar topluluğu, ayrıca Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi'nin burada personeli, salon sorumlusu, bilet sorumlusuna da yerden göğe teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir organizasyon yaptılar. Buraya gelen yaklaşık 9.000-9.500 seyirciye müthiş bir hizmet sağladılar. Venezia takımını da güvenli bir şekilde soyunma odalarından şimdi birazdan uğurlayacağız. Yani organizasyon anlamında da biz şapka çıkarttık. Maç anlamında da şapka çıkarttık. Dolayısıyla müthiş mutluluk verici bir galibiyet oldu. Şimdi 40 dakika içinde bir hafta sabredeceğiz ama hayat devam ediyor. Çünkü cumartesi de önemli bir maçımız var. Orman Spor'la oynayacağız yanılmıyorsam, heyecanıma verin eğer yanlış söylüyorsam. Bakalım yavaş yavaş inşallah Mayıslar bizim olsun diyoruz ya. Nisan sonu bu işi başlatacağız Allah'ın izniyle. Çok mutluyuz tabii ki. Öncelikle bu gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir atmosfer yaratıldı salonda. İnşallah kupanın bir ucundan tuttuk. İtalya'da da Allah bize bu kupayı kaldırmayı nasip etsin. İnşallah. İnşallah devamı da İtalya'da bitirip geleceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Gelen herkese de çok teşekkür ederiz. Çok müthiş bir atmosferde. Çok teşekkür ederim.
güzel bir geceyi hatırladık ve ardından da yöneticilerimizin ve menajerlerimizin maç sonu demeçleri ekranlara geldi. Fatih abi, bir başlangıcı yapmıştık. Devamını getirelim. Yönetmenimizden de rica edelim, görüntüleri de ekrana getirsin. Maçın özetini hatırlamak isteyenler de izlesinler. Evet. Sen nasıl yorumlarsın mücadeleyi? Aslında biraz sonra koçun açıklamalarını da ekrana getireceğiz. Ama bir hücum reboundu sıkıntısı vardı. Dün yani daha doğrusu kendi adımıza savunma reboundu, rakibin aldığı da hücum reboundu'ydu. O sıkıntıya rağmen maçı kazanmamız önemli. Düşük yüzdeli 3 sayılık isabetimize rağmen maçı kazanmamız önemli. %30. Maçı kazanmaktan ziyade böylesine yüksek bir fark, hem yüksek skor üretmek, hem rakibi 68 sayı, yani kadın basketbol maçı için normal sayılabilir ama 90 atmak 90 anormal. Yani bizim için tabii ki güzel bir şey ama bir nasıl yorumlarsın? İşte Euro Cup işte ilk final ayağı, doğru mu bu maç? Aynen öyle. Rövanşta da kupayı kaldıracağız. İbrahim, dün seninle telefonda konuştuğumuz gibi ben açıkçası ya şu maçı 90-68 kazanmamıza şaşırdım. Neden dersen, dediğimiz gibi 17-20'ye yakın hücum ribaundu verdik. Doğru. İşte yüzdelerimiz ortada. %33'lük attık. Rakip bizim sahamızda bizden daha fazla. %46 yüzdeleri. %46 üçlük yüzdeleri var. Ve biz maçı 90-68 farklı 22 sayı 23 sayıda kazandık. İlk işte randevuda biz öndeyiz. İkinci maç tabii ki böyle olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Yani 90 sayı falan orada görmemiz hayal olur. Açık ve net söyleyeyim sana. Tabii canım, o şüphesiz. Biraz burada, daha savunmayı düşünerek oynayıp biraz da sanırım süreye oynamak. Daha tabii ağır ki, tabii ki. Burada işte koça çok büyük işler düşüyor İbrahim'cim. Koçun takımı çok tecrübeli. Yani bir kez daha gösterdi tecrübesini. Biz zaman zaman seninle burada kesinlikle eleştirmiştik sezon içindeki. Eleştirdik, doğru. Eleştirdik. Ondan sonra takım toparlandı farkındaysan. Bile ama hakikaten bak, demek ki yanlış eleştirmemişiz İbrahim'cim. Bak, kimseyi yanlış eleştir. Biz burada hiçbir kimseye böyle haksız yere yorum yapmıyoruz kardeşim. Doğru. Açık ve net söylüyoruz. Kötüyse kötü, iyiyse iyi abi. Ne dedik biz? Burası Galatasaray Basketbol Kulübü. Bu forma herkese nasip olmaz. Doğru mu kardeşim? Doğru. Avrupa Fatih, bu takımın bir ismi var, bir lakabı var, bir şanı var. Sen bu takımda forma giyiyorsun abi, atlayacaksın. O top için ölümüne oynayacaksın. Epupa gibi. Epupa gibi, işte Kuvvetli gibi, Işıl abi mesela. Yani tabii Epupa derken diğer oyuncularımızın mücadele etmediği gibi öyle bir şey değil. Hani daha çok top çalan oyuncumuz Epupa olduğu için hani her topu çalmak için atladığını hatırlatmak istedim, evet. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir oyuncumuzun hakkını yemiyoruz. Mesela Işıl Alben, takımın kaptanı, 35 dakika oynamış İbrahim'cim. Evet. 2 sayı ama 12 asist 12 yapmış. Asist. Ve yani minimum 24 sayı demek 12 asist. Kesinlikle. Rakibin direncini kırıyor. Mesela çaldığı toplar var kaptanın da. 4 top çalması. İşte gözüne çarpan Olivia mesela. Hatta o da bir top çalıp da Dubljevic'e verdiği bir pas vardı. Sağ taraftan boş turnikeye attı Dubljevic. Yani bu inancı kıran, kaptan, direnci kıran anlarda. Bir pastı yani. Tabii çok orada güzel. Orada Fatih Hocam da kenarda böyle kalktı. Böyle son topta da 3 sayılık atış sırasında rakibe faul yapıyoruz. 3'te 3 ile çizgiden ayrılıyor. Daha sonrasındaki son 7 saniyelik hücumda içeri iyi yönelip Petronite'yi iyi topla buluşturuyor. Kesinlikle. Son hücumda da o da çok kritikti. Mesela çok önemliydi. Olivier Epupa çok istatistiklerde gözükmediği halde ben işte maçı çıplak gözle izlediğim için çok katkı verdiğini gördüm İbrahim. Bunu tabii zaten ki dışarıdan izleyip çok inanılmaz mücadele verdi Epupa. İnanılmaz. Yani 4 sayı, 2 rebound, 5 asist. Hani bana ne yandırdı biliyor musun? Bu vasat görünüyor. Hani istatistiğe baktık. 4 sayı atmış gibi böyle hani burun kıvrılır ya. Evet. Hani pek beğenilmez. Heh. Ama mücadeleyi görmek önemli. 4 top çaldı. Yani bir top kaybı var. Ki normalde Epupa çabuk bir oyuncu olduğu için biraz daha sanki acemice kararlar verebiliyor o an saha içinde. Ve daha fazla top kaybı yapıyor. Tam aksine bu maçta bir top kaybı var ki çok önemli. Epupa'nın hali bana kimi andırdı biliyor musun? O kafasında bandaj şey vardı, sargı falan vardı. Tam bir savaştı zaten. Bülent Korkmaz'a hatırlattı. 2000 UEFA Kupası'ndaki. Doğru. Doğru mu kardeşim? O da omuzu sarılı bir şekilde kolu. Ya, omuzu çıkmıştı Bülent abi. Doğru, aynen omuzu çıkmıştı. O ruh vardı işte. Bayanlarda da o ruh vardı. Bir de arkasında 10 bin Galatasaray taraftarı vardı. Evet. Ya, ve ekranlarda izleyen 25 milyon taraftarı vardı. Yanlış mı düşünüyorum? Madem ismi değindin, atmosferden bahsedelim. Atmosfer müthişti. Yani özellikle bir üçüncü periyot skoru var ki 25-12 üçüncü periyot 10 dakikalık bölümün skoru. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir 5 dakikalık bölümde 15-1 mi 16-1 mi öyle bir seri yakalamıştık. Galiba doğru. Zaten hani fişi çektiğimiz nokta o oldu. Zaten yöneticimiz Mahmut abi de söyledi ya, üçüncü periyottan sonra dedi senin de söylediğin gibi fişi çektik dedi açıkçası. Ya önemli olan İbrahim'cim takım olmak.
bayan arkadaşlarımız da çarşamba günkü maçta gösterdiler bunu. Taraftarla bütünleşmeyi gösterdiler. Arkalarında büyük bir kitle vardı çünkü. Ya Euro Cup finaline çıkıyorsun. Kolay değil yani. 90-68 rakibi yenmek. Yani bu, atıyorum televizyonlarını sonra açan bir insan mesela bir kişi izlese derdi ki bu maç Euro Cup finali falan değil derdi yani. Rakip çünkü o kadar mesela diyorsun ki bu Venezia takımı ben açıkçası ilk defa alıyorum ismini İbrahim'ciğim. Ya yalan söyleyeyim. Hatay'ı nasıl mağlup ettiklerini konuştuk aynen. Seninle. Hatay'ı mesela mağlup ettiklerini konuştuk ama bu kadar fark ya bizim 90 sayı atmamız o takıma bana onlar, çok enteresan yani. Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir'le karşılaşıp 9 ya da 10 sayı farkla son hücuma giriyorlar. Hı hı. 3 sayılık basket isabet buluyorlar. Evet. Üstüne bir faul oluyor. Faulü de sayıya çevirip o şekilde Mersin'i eleyip Hatay'a rakip olmuşlardı. Yani Mersin, biz o hafta Necat abiydi sanırım konuk konuştuğumuzda. 2-3 hafta önce, yani daha önce düzelteyim. Mersin'in koçu eğer o an bir normal bir hani hücum... şuta kalkmadıkları sırada normal bir pozisyonda faul yaptırabilseydi yani faul hakkı bile dolmuş olsa çizgiye gidip iki atış kullanacaklardı ki yine Mersin'e hücum süresi ve faul yapılırsa da sayı bulma şansı gelecekti. Ama tam tersi oldu. Baktığımızda 3 sayılık basketi buldular. Bir de faulden sayı buldular. 4 sayı. İçerideki ilk maçı kazandık. Yani Mersin'de kazandıkları 6 sayıydı. Kaybettikleri 5 sayı. 1 sayıyla yarı finale yükseldiler. Hatay karşısında Hatay'a 20 sayı yenildiler Hatay'da 20 sayı farkla 74-54. Deplasmanda yani hani Venezia'da kendi evlerinde öyle söyleyelim. 23 sayı farkla kazandılar ve rakibimiz oldular. Yine bu kez 22 sayıyla bize kaybettiler. Hani 20-22'lerde kaybediyorlar ama rövanşta evlerinde iyi oynayabiliyorlar. Şu da var. Şimdi yani Hatay'dan o bölgeden hani camiadan duyduklarımız 3 gün önce gitmiş Hatay, Venedik'e. Evet. Venezia'ya. Venedik güzel bir şehir. Müthiştir. Turistik olarak gezi için, seyahat için güzel bir şehir. Evet. Nasipse biz de gideceğiz. İnşallah salı günü. Sonra gezersiniz hep beraber. Artık maç kupayla, sonrasında da bilmiyorum. O Venedik'te bir şey yaparız. Önemli olan tabii kupayı Gondola. Kazanmak da. Kupayla birlikte güzel görüntülere de inşallah biz orada tanıklık edip televizyonumuzdan da aracı olacağız, canlı yayınlayacağız. Kafa olarak belki de final cepte düşüncesiyle gittiklerinden Hatay. Yani tahminimi söylüyorum, yorumumu. Öyle olmayacak. Bu şekilde kaybettiler. Ama biz bu örneği gördük. Yani Hatay'ın bu şekilde mağlup olması ve elenmesi bizim adımıza iyi oldu. Evet. Ki bir örneği gördük. Biz benzerini yaşamayalım. Zaten tecrübeli bir takım, tecrübeli bir koçumuz ve tecrübeli bir staffımız varken ben böyle bir ihtimal vermiyorum. Koç demişken de koça gidelim. Maç sonu koçumuzun, oyuncularımızın sıcağı sıcağına soyunma odası çıkışındaki röportajlarını dinleyip daha sonra o açıklamalar etrafında yeniden konuşalım. Bugün bayanlar günü. Böyle bugün bayanlar günü. Maç sonuna gidelim bir kez daha. Tabii ki hakları. Koçumuzun ve oyuncularımızın açıklamalarını ekranlara getirelim. Daha sonra kadın basketbol takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. All an easy team and that will have a very very difficult 40 minutes in Italy. Ama bugün dediğiniz teşekkürler takım olan inancınız için ama bugün bence Real Venezia'nın da hakkını vermek lazım. Ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler maç içerisinde. Asla pes etmeyen bir takım. Gördük ki İtalya'da oynamamız gereken çok ciddi bir 40 dakika daha var. Today we made just one step thanks to our great fans, amazing fans that all Europe saw what kind of fans Galatasaray has, but it's just one step. Bugün ilk adımı attık ve bu adımı büyük Galatasaray taraftarı sayesinde attığımızı söyleyebilirim. Bugün tüm Avrupa Galatasaray'ın nasıl bir taraftar kitlesine sahip olduğunu görmüş oldu. Onlara borçluyuz bu galibiyeti. What kind of force Turkish women basketball has? Tabii biz kendi adımıza çok mutluyuz bugün burada taraftar desteği, gördüğümüz taraftar desteği konusunda. Ama daha mutlu olduğum şey aslında tüm Avrupa Galatasaray'ın nasıl bir taraftar kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gördü. Bence bu da çok önemliydi. I'm more than happy that our two coaching legends are football coach and Oktay Mahmut came to watch this game, that we are all together, that we show how strong we are and that we are a real Galatasaray family. İki efsanevi koçtu bugün bizle beraberdi Fatih Terim ve Oktay Mahmut'u. Onların da bugün burada olması bizim için çok şey ifade ediyordu. Onlara da geldikleri için teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten çok önemliydi bu. Kulüp olarak bir araya geldiğimizde ne kadar güzel şeylerin meydana çıktığını da bugün bir kez daha görmüş olduk.
like Ali did today. We have 40 minutes. I'm repeating the same thing, but for me that's the most important. Tabii Ali Quigley harika performans gösterdi. Bu yadsınamaz bir şey ama ben asla oyuncularımı ayıran bir koç olmadım. Asla da böyle bir koç olmayacağım. Dolayısıyla bugün takım olarak galibiyet aldığımıza inanıyorum. Tabii ki bir galibiyet aldığınızda bir oyuncunun öne çıkması çok normaldir. Bir oyuncu her zaman diğerlerinden daha gösterişli bir performans gösterebilir ama dediğim gibi bu bir takım galibiyetiydi ve aynısından bir tane daha ihtiyacımız var şimdi İsalya'da. To simply give your best performance at the end. Açıkçası oyuncularımla ben her zaman zaten konuşuyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Kendi eşlerimizden, çocuklarımızdan, babamızdan, annemizden daha fazla beraber vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla konuşmamız, iletişim kurmamız çok önemli. Biz de bugün bunu yaptık Cici'yle. Bugün sabah bunu yaptık Cici'yle. Bunu yapmamız şöyle önemli. Oyuncudan alabileceğimiz katkıyı, en iyi performansı almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle konuşmalar zaman zaman yapılıyor. Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Çünkü rakibimizin tehlikeli bir rakip olduğunu farkındayız. Orada da maçımız kolay olmayacak. Fakat bugün çok büyük bir artımız vardı. Sizin de söylediğiniz gibi taraftarımız, müthiş bir destek vardı. Onlara çok teşekkür ediyoruz geldikleri için. Çünkü destekleri bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz kazandığımız için. Ya bir kere taraftarla birlikte nasıl sonuçlar aldığımızı bu akşam biz kanıtladık. Onların desteğiyle bambaşka bir hale dönüşüyor maç. Çok iyi bir avantajla gittik. Zaten hedefimiz buydu. İkinci maça iyi bir avantaj yakalayıp, iyi bir üstünlük sağlayıp kupaya ulaşmaktı. Daha bitmedi. Şu an sevinmiyoruz. Bir 40 dakikamız daha var. İnşallah Venedik'te kupamızı alıp evimize geri döneceğiz. Ya Ali Quigley'nin zaten ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Bugün sahada bir kere daha kanıtladı. Ama tabii bu bir takım işi. Burada oyuncusundan, staffından, malzemecisinden herkesin emeğiyle, desteğiyle biz buraya geldik. Daha bitmedi tekrar dediğim gibi. İnşallah orada tamamlayıp döneceğiz. We're really happy that we could finish the first part of this series. Serinin ilk maçını bu şekilde tamamladığımız için çok mutluyuz. Seyirciler inanılmazdı ve bize büyük güç verdi. Bu maçı unutup hemen rövanşa odaklanmalıyız. Hatta önce Türkiye Ligi'ne, o maçtan sonra tekrar Avrupa'daki hedefe kilitlenmeliyiz. We try to cut our plane. Böyle bir salonda büyük destekle oynamak inanılmazdı. Böyle bir atmosferde bulunmak benim için de büyük deneyimdi. Venezia iyi bir takım. Çok zor bir maçtı. İyi oyunculara sahipler. Hocamızın söylediği gibi iyi konsantre olduk. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Sondaki görüntü de nasıl güzeldi değil mi? Müthişti, müthişti. Taraftarla zaten maç sonundaki karşılıklı tezahüratları hakikaten görülmeye değerdi. Sağ olsun yayıncı kuruluş o bölümü yayınlamamış. Teşekkür ederim. Geçen hafta program öncesi davet etmiştik ya maça. Evet. Buradan da sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bayan takımımızı aynen yalnız bırakmadılar. Biz işte de hafta boyunca zaten maça davet klipleri olsun, birçok benzer maça çağırıcı görsellerle birlikte yayınlarımızı yapmıştık. İşte oyuncularımız elinden geleni yaptı, teknik staffından. En büyük destek taraftardan geldi. İbrahim'ciğim bu 90 sayının nereden baksan 80'i taraftar atmıştır yani. Belki daha fazlası. İtici güç kesinlikle zaten. Taraftarın abi olması çok önemli. Onlar da neye uğradıklarını rakip, şaşırmışlardır. Rakip nasıl etkileniyor fark ettin mi? Yani şaşırmışlardır değil. Şaşırdıklarını ben çok net gördüm. Salona çıktıklarında. Bir ara ben onu gördüm yani. Tabii ki. Taraftarın kesinlikle taraftar takımına ne kadar iyi itici güç olduğunu, rakibine ne kadar da el titrettiğini gösteren örnek bir karşılaşmaydı o gün. Koç'un açıklamasını dinledik. Koç ne güzel. Ben koça aslında şu soruyu ilk yöneltmiştim. Benim beklediğimden biraz daha fazla, yani benzer bir fark bekliyordum ama biraz daha fazlası oldu dedim. Çok iyimser düşündüğüm için bana teşekkür etti koç. Takıma inandığım için ben böyle takıma ve taraftara tabii ki öyle söylemiştim. Koçumuz hücum reboundu verdiğimizden bahsetti. Düşük yüzdeyle oynadığımız halde kazanmanın önemli olduğuna değindi. Fakat buna rağmen nasıl ki futbolda ilk maçta hani 3-4-0 kazanıp rövanşa 0-0 gibi çıkılır ya. Hı hı. Aynen biz de o mantıkla çıkacağız. Hani böyle bir örnekleyeyim durumu. Koçum, yine kazanmak için çıkacağız. Hani şey değil ki hani biz nasıl olsa 20 ile yenilsek de kupayı kazanacağız gibi bir mantık olmamalı. Evet. Ki koç da bunu söyledi zaten. İbrahim'cim koçun bir konuşması dikkatimi çekti. Dedi ya biz dedi bir aile olduk dedi. Dedi artık dedi beraber dedi yemek yiyoruz işte beraber. Tabii. Dedi işte geziyoruz beraber dolaşıyoruz dedi. Bu galibiyetin en büyük şeyi budur dedi yani. Birlik doğru olmak, beraberlik doğru olmak. Doğru. Bunu biz iki aydır programda söylüyoruz. Hatırlıyorsan sana Fatih hocamız da gelmesiyle beraber.
Aynen. Bu takımın oyuncuların genel birbirine... anlamda bir camiayı birlik beraberlik havası geldi. Aynen. Bu bayan takımımıza yansıması güzel bir şey. Biz bunu defalarca söylemiştik programda seninle birlikte, biliyorsun ya, takım olmak, ruh olmak. Dedik ya işte biz basketbolcular işte alsın yabancıları sinemaya götürsünler, maç futbol maçına götürsünler. Nasıl mesela bizim erkek takımımız, futbol takımı antrenmana gelmişlerdi buraya. Antrenmana geldiler işte bu Avrupa Kupası finalinde işte Fatih hocamızın, Mustera'nın, eski futbolcuların, basketbolcuların gidip bayan takımı desteklemesi. İşte biz, çünkü çok büyük bir ailesi İbrahim'ciğim. Aynen ya. Öyle. Yani böyle işte sahip çıkacaksın. Bayan takımı olsun, erkek takımı olsun, taraftar nasıl bize sahip çıkıyor mesela bizim erkek basketbol takımımıza, bayanlara işte bu galibiyetteki en büyük etken taraftarındır. Bizim de böyle büyük bir aile olmamızın en büyük şey farkı bu işte İbrahim'ciğim. İşte Marina hocanın söylediği gibi işte böyle birlik olmak, beraberlik olmak, aile olmak. Ben diyor ailemden çok diyor oyuncularımı görüyorum diyor. Bak ne kadar önemli bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Profesyonel hayat. Herkes yaptığı işin karşılığında yani belli bir maaş alıyor şüphesiz. Tabii ki. Ama olaya sahip çıkmak, işi benimsemek, her top için savaşmak. Yani son dakikalarda 20 sayıyken bile fark yerdeki topu atlamak takım olma ruhunun tam anlamıyla yerleştiğini gösteriyor. Kesinlikle. Ben bunu bu şekilde gözlemleyebildim o gün maçta, salonda da. Maçın ardından da özellikle Eli Quigley soyunma odasına girdiğinde herkes çılgınca alkışladı. Çılgınca bir sevinç vardı. O sırada biz de yayında olduğumuz için hem ben canlı olarak anlatabildim gördüklerimi ve içerideki atmosferi. Hem de içerideki o çığlıklar, alkışlamalar yayına kadar ses geldi. Hakikaten o gün yaptığım yayın, izlediğim maç muhteşemdi. Biz de Galatasaray Televizyonu ekibi olarak... Hakikaten herkesin eline emeğine sağlık. Çok önemli bir geceden gün... hem galibiyetle ayrıldık hem de yayın anlamında çok önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Bütün ekibimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ben bir kez daha. O gün Kuyuklu LeBron James gibi oynadı İbrahim ya. Nasıl bir yüzüdür arkadaşlar? Sosyal medyada... yazmışlardır kesin. LeBron James falan koymuşlar mı? Yok. LeBron'la değil de başka Stephen Curry ile fotoğrafı vardı. Curry'den daha iyi diye paylaşım vardı. Kesinlikle abi. Yani final maçında 37 sayı atıyorsun. Ya. Bir de ve yüzdesini... inanılmaz hani yüzdesi. Şu da olabilir. 30 topun 10'unda isabet gibi olabilir. Yani her topu yıldızlar kullanır ya mesela. Küçük takımda genelde evet. Öyle olur. Ama bizde dağılım, paylaşım çok iyiydi. Dengeli paylaşıma rağmen yüzdeli oynadı. Evet. Yani baktığımızda Cici'nin, yani Cintare Petronite'nin öyle söyleyelim kısaltılışı şeklinde Cici kullanıyorlar çünkü takımda. 15'te 9-2 sayılık isabeti var. 12 ribaundu var İbrahim'ciğim. 9'da 7 serbest atış ki 1.95 boyundaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Bileğinin ne kadar yumuşak ve ne kadar güzel attığından bahsedebiliriz. Hı hı. 12 rebound dedin. 3'ü hücum, 9'u savunma olmak üzere. Zaten ekrana da geldi. Tam ekranda rica edelim yönetmenimizden. Filiz Konukçu ekranlara getirebilirse. Görüyoruz. Eli Quigley 36 dakika, 37 sayı, 4 rebound, 3 asist, 1 top çalma. Bir blok yok artık, onu da yapmasın. Işıl Alben kaptanımız 35 dakika, 2 sayı, 2 rebound, 4 top çalma, 12 asist. Muazzam bir başarı. Cintare Petronite 33 dakika, 25 sayı, 12 rebound, 1 asist, 1 top çalma, 1 blok. Yelena Dubljević, ben Dubljević'in hırsına, hırslı mücadeleci oyununa bayılıyorum. Kesinlikle. Takımını da ateşleyen, hani taraftar olsun olmasın, yani deplasmanda olduğumuz anlamında söylüyorum. Her takımda olması gereken her anlamda takımı ateşleyen bir isim. 14 sayı, 3 rebound, 1 asisti var. Olivia Epupa, 4 sayı, 2 rebound. Reboundlarda biraz... Rakip uzun olduğu için sayısı az. Normalde 7-8 ortalamayla oynuyor hemen hemen her kritik maç. Kritik yerlerde bir 4 top çalması var ki. Evet, 5 asisti, 4 top çalması var. Yani. Kayla Davis 23 dakika görev yaptı. 4 sayı, 1 reboundu var. Tuğba Taşçı'nın 2 sayısı, 1 reboundu var. 13 dakika ama saha içinde istatistik olarak yansımayan fakat gözle görülen birçok katkısı var. Evelina Kobrin 10 dakika 2 sayı 2 rebound 2 top çalması var ki uzun oyuncunun 2 top çalması çok önemli. Bir bloğu var. Kobri'nin belki de sıkıntısı üst üste 2 faul alması oldu. Yani yakın zamanda 2-3 dakika arayla evet. Biri de hücum faulü öyle hatırlıyorum. Zaten bu sebeple rakip içeriği daha fazla kullandı ve hücum reboundu anlamında da o toplara çok giremedik. Zaten iki uzunla oynuyoruz genel anlamda. Gigi ile Kobrin birbirini yedekliyorlar. Yani Kobrin Gigi'yi yedekliyor. Öyle olduğu için de
riskli bir maç. Rakibin tehlike, yani bir ara 3-4 hücumda 10-12 sayı buldular. Farkı bir anda yine 10-12'ye indirdiler. Bizim 20-22'leri bulduğumuz anda. Yani rakibe 1-2 hücumda konsantrasyon eksikliği, bir anlık maçtan kopma 2-3'lük fırsatını doğurabiliyor. Onu gördük yani. Bu çok net. Araya hemen 2 tane üçlüğü sıkıştırıyorlar. Onun için hücum reboundunu artık çare bulacak koçumuz. Marina Maljković zaten bana da televizyonumuza da yaptığı açıklamada şimdi bunu söylemişti. Venedik'teki maçta dediğimiz gibi bu ilk maçta 17 hücum reboundu verdik ya, orada eğer bu aynısı tekrarlarsa maç çıkmaza girer İbrahim'cim. Yani rakip biraz avantajlı şimdi, olur kazanma anlamında. Yani ben öyle düşünüyorum. Tabii turu yani 20 sayı fark orada ben düşünmüyorum yiyeceğimizi. İnşallah ben de öyle bir şey düşünmek istemiyorum ama şimdi hakemler de önemli bu maç için İbrahim'cim, tamam mı? Hakemlerin de doğru yere doğru düz çalmaları çok önemli. Aleyhimize de lehimize de çalabilirler. Bak bu da çok önemli. Tabii şimdi hakem önemli. Onların da tabii taraftarı gidecektir büyük ihtimal. Hatay maçını yaklaşık 1000 kişi oynadılar ama final maçı olduğu için yani, daha doldurdular. Yaklaşık 3500 kişilik bir salonda oynuyorlar. Küçük bir salon. Tabii aynen, ki bizim Sinan Erdem gibi bir salon olmadığı için onlar bizim için tuzak olabilir orası İbrahim'cim, o salon. Evet. Küçük bir salon. Yani farklı bir atmosfer olabilir. Hani büyük salonu doldurup cehenneme çevirmektense küçük salonu doldurup tabii, o baskı daha farklı olabiliyor. İşte orada çok dikkat etmemiz gerekiyor Venedik'teki dediğim gibi hücum ribaundlarında. Onların işte o şütör bir oyuncular var. Wilms ne 38 dakika 21 sayı 9 ribaund 5 asist. Ben bu oyuncuyu çok beğendim mesela. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu çok bizim mesela fark bir ara 27-28 iken bu 20'ye kadar indirmişti attığı kritik üçlüklerle. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra bunların Deborah 5'te 3 atan Ceren Milisa Mićović vardı. O da üst üste 3 tane üçlüğü buldu. Sonrasında Allah'tan hani kesildi. 2'de 0 attı bitti. Yani o da aynı ritmi tutturabilseydi biraz daha farkı açma anlamında zorlanırdık. Yani kazandığımız ya da kazanabileceğimiz bir maçtı. Evet. Hani maç anını konuşuyorum. Ama işi biraz zora sokup farkı arttırmamıza engel olabilirdi. Ama o hani her attığınızda sokamazsınız. Yani bu da bir gerçek. O gün işte, o gün bizim Kuyuk'le 28'de 13 ama yüksek. Kuyuk günündeydi. 3 sayı yüksek. Yani eli Kuyuk'le aldı sazı eline, öyle söylenir kesinlikle. Ya. Hani alev yandı eline, ne attıysa girdi. Hakikaten muhteşem bir oyun sergiledi. Şans da bizim yanımızda. Top bizi sevdi. Bak açık net söyleyeyim sana. Bazı hücumlarda evet top da bizi sevdi. Yani çizgi ihlali olur. Oyuncunun elinden hani pas vermek isterken yani top elinden kaçar bir an hani terli ıslak eliyle. Hani onlar bile bizim lehimize önemli bir gelişmeydi. Ama muazzam bir mücadele. Kesinlikle. Muhteşem bir şimdi görüntü. Kupanın kulpunu tuttuk İbrahim. İşte ben dedim ya ikincisine doğru elimiz gidiyor. Aynen inşallah. Şu an el havada. İnşallah oradan kupayla döneceğiz. İnşallah ben de aynı düşüncedeyim. Birlik beraberlikten bahsetmişken Muslera'ya gidelim yavaş yavaş. Çünkü olur. Takımımızın futbol takımımızın ikinci kaptanı, kaptanlarından Fernando Muslera. Uruguaylı file bekçisi, yıllardır takımımızın formasını giyen. Taraflı tarafsız herkesin yani rakip takımlı taraftarlarının da kesinlikle saygı gösterdiği çok beyefendi aile babası. Yine de baba oldu onu da tekrar hatırlatalım. Evet. Çocuğuyla birlikte eşiyle birlikte geldi. Küçük aslan. Küçük aslan aynen minik aslanla maçı izledi. Ve ardından da soyunma odası koridorunda bekledi. Biz açıkçası hani ben bir yandan orada yayın yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da Muslera hani takımın tamamına yakını girdi. Neyi bekliyor diye de düşünüyorum. Kaptan Işıl'ı bekledi. Formasını istedi. Kendi formasını eldivenini verdi. Sarıldılar. Birbirlerini tebrik ettiler. Hatıra fotoğrafı ile birlikte muazzam bir görüntüydü. Hatırlayalım o görüntüyü de. Çok güzel bir birliktelik vardı. Ardından bunu da konuşmaya devam edelim. Geldi. Şimdi içeri devrildi. Işıl'ın pası. Çok güzel bir ikili oyun ve basket. Galatasaray kadın basketbol takımı EuroCup Women final ilk maçında Real Venezia'yı 90-68 yenerek rövanş için büyük avantaj sağladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ve eşi Patricia Calero da takip etti. Muslera ve kadın basketbol takımımızın kaptanı Işıl Alben maç sonrası bir araya geldi. Muslera Işıl Alben'e formasını ve eldivenlerini, Işıl Alben de kendi formasını Uruguaylı file bekçisine hediye etti. Muslera karşılaşmanın ardından televizyonumuza açıklamalarda bulundu. Really, first of all, I want to congratulate all the team. İlk olarak bütün takımı tebrik ediyorum. Bugün oldukça inanılmazdılar. Bizim gibi savaşarak oynadılar. Ailecek gelip destek olduk. Kazandıkları için oldukça mutluyum. Really, so happy to the winner team.
son kareyi gördünüz. Hakikaten nasıl güzel bir görüntü. Eşiyle, çocuğuyla geldi. 8-10 bin taraftarımızın olduğu bir ortamda takımımıza destek oldu. Hani idman yaptığı bir günün akşamı. Eşiyle vakit geçirebilir, yani ailesiyle vakit geçirebilir. Ama kalktı, hep beraber geldi destek olmaya. Bu çok önemli bir şey. Bir de pazartesi sahiplenme çok önemli. Maalesef Kenişe Birliği maçını kaybettik deplasmanda. Onun mağlubiyetin üzüntüsü hala üzerinde var. Ben Mustara'yı iyi bildiğim için Mustara'yı ben 7-8 senedir tanıyorum Mustara'yı yani. Tanıyorum dediğim. Ya bir görüşmüştüğüm yok da ki. Yani ekranlardan da tabii Galatasaraylı olduğumuz için. Ya Mustara'ya abi söyleyecek bir hiç kelime ben bulamıyorum. Kimse de Mustara'ya hiç en ufak kötü bir şey söyleyemez. Ben geçen hafta da bunu konuştuk ya, hatırlıyor musun? Herkes tarafından, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Kayserilisi, bütün takımlar tarafından, dünya tarafından sevilen bir karakter. Ve çok doğru bir yaşam yaşamı var, aile yaşantısı var. İşte gördüğünüz gibi eşi. Eşi de güzel bir insan. Çok sevimli bir aile. Çok hakikaten minik aslan dedin ya sen. Minik yani, aslan yani. Çocuklarıyla beraber geldiler, destek oldular. Çok önemli. Eşi de kendisi de çok iyi insanlar, çok sempatik, sevimli. Yani taraftarımızın basketbol maçında devre arasında futbolcumuz, kalecimiz Mustara'ya tezahüratları vardı. Artık o da en sonunda kayıtsız kalamadı ve döndü, alkışladı tribünleri. Çünkü sanıyorum ki maç içerisinde de yakın mesafedeki taraftarlardan Mustara'ya seslenmeler vardı. Fotoğraf çektirme isteklerinin tamamına yakınını neredeyse ben de yakın mesafede oturduğum için gördüm. Kırmadı. Bir yandan maçı takip etti, bir yandan fotoğraf çektirdi. Tabii ünlü olmak, sevilen bir isim olmak, büyük bir kulübün oyuncusu olmak. Kesinlikle. Bunu iyi de karakteri varsa ya hepsi bir yerde birleşiyor. 8 senede Türkiye'de artık Mustara. Bizden biri. Yani bizden biri artık her şeyi biliyor yani. Bizim örf ve adetlerimizi biliyor, yemeklerimizi biliyor. Yani güzel bir yaşantısı var İstanbul'da. Bütün taraftarlar tarafından sevilen bir karakter. Ya Mustara anlatılmaz ki abi. Mustara kim ne diyebilir ki? İzlemek lazım, görmek, yaşamak lazım. Mesela gözyaşlarını görüyorum ben bazen kaybettiğim maçlarda. Bu yani içinden gelen bir şey İbrahim ya. Derbide de mesela geçen haftada konuşmuştuk. Volkan Demirel'le beraber birbirlerini tebrik etmesi, maç öncesi, maç sonrası. Evet. Hani bu da bir dostluk örneğidir. Kesinlikle. Ezeli mesela, rakibin önemli bir ismine karşı, yani rakibi kalecisine karşı. Bizim takımdan başka X bir oyuncu gitsin, Volkan'la sarılsın, linç edilir biliyorsun. Yani Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. Evet. Bunu herkes isaret edemez ama Mustara olunca abi kimse bir şey diyemez. Çünkü Mustara ya müthiş bir insan ya. Doğru. İyi ki örnek olacak gençlere, yani futbolcu adaylarına, herkese örnek olacak bir kesinlikle. İsim. Teşekkür edelim, tebrik edelim kendisini de. Eşiyle birlikte, çocuğuyla, ailesiyle birlikte geldi takımımıza. Helal olsun. Destek oldu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani geniş bir şekilde konuştuk. Yavaş yavaş. Haftaya ekleyelim, şu kupayı getirelim. Lige geçelim. Şimdi, haftaya inşallah kupayı da yani. Çarşamba günü inşallah kaldıracağız İtalya'da, Venedik'te. İnşallah. O günde gün boyu yayınlarımız olacak. Kupa maçımıza da denk geliyor. Akhisar'la oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 2-1'in rövanşında yarı finalden finale çıkma maçında aynı güne denk geliyor. Biz gerek İtalya'dan gerek buradan ortak yayınlarımızı sürdürerek iki heyecanı da sizlere yaşatacağız. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Kadın basketbolcularımıza devam edelim. Hafta sonunda, daha doğrusu yarın artık haftayı kapatmak üzereyiz. Hı. Yarın Orman Spor'la oynayacak takımımız. Playoff yolunda oldukça önemli bir karşılaşma. Onlar da çarşamba günü maçı oynadılar. Perşembe günü öğlen 2'de hemen antrenmana çıkarak bu maçın hazırlıklarına da başladılar. Karşılaşma ile ilgili görüşlerini aldık. Galatasaray Televizyonu ekip arkadaşlarımızdan, muhabir arkadaşlarımızdan Deniz Gülen, Florya'da çalışmayı takip etti. Oyuncularımızın açıklamalarını izleyelim. Ardından haftanın genel bir görünümüne bakıp tek tek maçları konuşacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma playoff'a girmemiz açısından. Daha önce Ankara'da Orman Spor'a 10 sayılık bir farkla yenilmiştik. Kazanmamız gerekiyor playoff'a girmemiz için. Tabii herkes bunun bilincinde. Herkes çok istiyor. İnşallah olur. Hani aksini düşünmüyoruz zaten.
cumartesi günü çıkıp kazanmak kalıyor geriye. Müthiş bir atmosfer vardı dün salonda. Hakikaten hala etkisindeyim şu anda. Müthişti, çok güzeldi. Hepsinin ayaklarına sağlık. Oraya geldi herkes, bizi yalnız bırakmadı. Ahmet Cömert'te de zaten küçük bir salon. Orayı doldurabiliriz. Cumartesi günü, tatil günü zaten. Oraya gelip bizi yalnız bırakmazlarsa çok seviniriz. Bizim için orman maçı oldukça önemli bir maç. Çünkü playoff'a kalmamız için maçı kazanmamız gerekiyor. Bunun önemini farkındayız. Hafta içinde de çalışmalarımız bu maça yönelikti, devam etti. Bugün de devam edeceğiz. Maçı kazanmak istiyoruz. Bizim için önemini çok farkındayız. Çok iyi bir galibiyet aldık. Avrupa'da aldığımız farkla almamız bizim için çok iyi oldu. Ama önümüzde de Türkiye Ligi'nde dediğiniz gibi çok önemli bir maçımız var. Çünkü bu maç bizim playoff'taki yerimizi belirleyecek, şeyimizi belirleyecek, kalıp kalma şeyimizi. Bunun enerjisi, Avrupa'dan aldığımız enerjiyle devam etmek istiyoruz yolumuza. Dün çok güzel bir galibiyet aldık ama dün akşam onu orada bıraktık. Çünkü playoff maçımız var. Cumartesi günü mutlaka kazanmamız gerekiyor. O maçı kazanıp Türkiye Ligi'nde playoff'u garantileyip sonra tekrar Avrupa maçına dönmek istiyoruz. Kadın basketbolcularımızı Orman Spor maçında da başarılar dileyelim. Çünkü puan durumunu da ekranlara getirirsek ben tek tek hızlı hızlı anlatmaya, aktarmaya çalışayım. Çünkü şöyle bir durum var. Galatasaray Orman Spor'la, biz 8. sıradayız. Onlar 9. Orman Spor aynen 9. Puan durumunu ekranlara getirmişken söyleyelim. Yakın Doğu 44 puanla 1. 2. Hatay'ın 43. 3. Fenerbahçe'nin 41 puanı bulunuyor. 4. BOTAŞ 37 puana sahip, 36 puanlı takımlardan. 5. Çukurova Basketbol, 6. Beşiktaş, 7. Mersin Büyükşehir'in 35 puanı bulunuyor. 8. sırada takımımızı görüyoruz. Galatasaray 33 puanda. Burada kritik nokta, Orman Spor'a karşı kazanmamız gerekiyor ki ilk 8 içinde bitirip playoff'a kalabilelim. Playoff'a kalmak da tur atladıkça önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek adına oldukça önemli. Bunu da belirtelim. Her ne kadar Euro Cup şampiyonu olup yeniden hani Euro Cup'a davet edilme edilmeme, wild card tarzı şeyler sezon sonu konuşulacak olsa da bizim playoff'a girmek birinci önceliğimiz, bunu belirtelim. 9. Orman Spor'un 32 puanı bulunuyor. 10. Abdullah Gül Üniversitesi 31 puanda. 11. Canık Belediyesi'nin 30 puanı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz hafta kazanarak Adana Aski'yi altına aldı, 26 puanda. Adana Aski ise bu hafta 25 puanla son haftaya giriyor. Kazanması lazım ligde kalması için. 14. sırada olması gereken Bornova Beker ise bu sezon 2 maç maça çıkmadığı için ihraç edildi. Bunun bilgisini bir kez daha hatırlatmış olalım. 26. haftanın son haftanın programı da ekranlara gelsin. BOTAŞ Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Yakın Doğu Üniversitesi maçı ki bu maçta lideri belirleyecek bir maç olabilir diyelim. Çünkü birinci ile ikinci oynayacak, çok kritik bir mücadele. Fenerbahçe'nin maçı da Adana Aski ile, Adana Aski adına oldukça önemli. Adana Aski kaybettiği takdirde lige veda eden ikinci takım olacak. Galatasaray Orman Spor bu maç, biraz önce bahsettim, playoff adına oldukça önemli. Galatasaray'ın, kadın basketbolcularımızın kazanması gerekiyor. O sebeple yarın, cumartesi günü yani, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 14'te takımımıza destek olması gerekiyor. Tüm taraftarımızın çarşamba günü yaşanan bu muhteşem zaferin, bu güzel galibiyetin ardından ligde de takımımıza destek olmak oldukça önemli. Abdullah Gül Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediye ve Çukurova Basketbol'la İstanbul Üniversitesi maçları oynanacak ve ligde normal sezon tamamlanacak diyebiliriz. Yavaş yavaş erkek basketbol takımımızı konuşalım. Galatasaray Odeye Bank hafta sonunda, geçtiğimiz hafta Tofaş'a mağlup oldu. 90-83'lük bir mücadele vardı. Zaman zaman bizim hatalarımız, zaman zaman hakem kararları diyelim artık. Evet. Hakemlere de çok hani eleştiri gibi olmasın ama gördüğümüz bir gerçek. Haberine girmeyelim. Seninle konuşalım Fatih abi. Çünkü bir 10 dakika civarında bir süre kaldı. Hı hı. Nasıl yorumlarsın mücadeleyi? Yeşil Giresun Belediye mağlubiyetinin ardından Tofaş'a evimizde kazanıp playoff yolunda biraz daha hani umutları, heyecanı sürdürmek gerekiyordu. Önemli maç olduğunu söyledi gibi. Çok önemliydi tabii ki. Şimdi hakem hataları diyoruz. Doğru. Birkaç hatası var hakemin kritik yerlerde. İbrahim'cim geçen hafta dedik ya, cumartesi günü önemli bir maç, taraftarımızı bekliyoruz. Sağ olsunlar, taraftarımız geldi. Ben oyuncularımızın açıkçası o gün maçı çok istediklerini düşünmüyorum İbrahim. Ne bileyim yani, böyle pek
yani mücadele tarafımız olmadı açıkçası. Tofaş bizden daha çok istedi maçı kazanmayı. İstatistiklerde gördüğümüz gibi yüzdelerimiz görüyorsun İbrahim'cim. Ondan sonra Dwight Hardy'nin iyi bir oyunu, Göksel'in 20 dakika 15 sayısı, Summers'ın etkisiz oynaması pot altında, Ege'nin maça iyi başlayıp, Ege maça çok iyi başladı. Ondan sonra gerisini getiremedi. Çok fazla süre alamadı. Ege 13 dakika oynadı. Ondan sonra Adas'ın işte üçlükleriyle bir ara farkı kapattık. Ondan sonra da 9 ribaundu var Adas Jaskevičius'un kritik yerlerde. Nitekin kendi evimizdeki maçı kazanmamız gerekirken Tofaş'a maçı verdik açıkçası. Tofaş'ın da ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok fazla bu maçı kazanacağını tahmin etmiyorum. Neden dersen Tofaş rahat geldi İbrahim'ciğim. Tabii. Çünkü lig ikincisi ve şu anda da biraz daha hani her ne kadar lig bitmemiş de olsa yeri garanti gibi görünüyor. 3 evet. Puanlık bir fark var. Evet. Ben maçtan sonra Orhun Ayın'a dedi konuş. Buradan da Orhun abi tekrar geçmiş olsun diyelim. O gün biliyorsun evet. Ayşe'nin önünde. Tekerlek sandalyeyle ameliyat evet. Sonrası. Tekerlek sandalyeyle bile teknik faal aldım dedim. Hatta maçtan sonra onu bile konuştuk. Orada da böyle bir aramızda Orhun abiyle espri yaptık. Neyse maça dönelim. Yani şu maçı görüntüleri kazansın. Görüntüleri de görüyoruz özeti. Yani kafa kafaya başlayan, hani başa baş bir mücadeleye sahne olan maçta. Ben periyot skorlarını da sizlere aktarayım. 25-16 Tofaş ilk periyodu önde bitirdi. 25-18 ikinci periyotta Galatasaray'ın takımımızın üstünlüğü var ki skor 43-41'e geldi. Tofaş 2 sayı farkla devreyi üstün tamamladı. Hı-hı. Zaten özeti de izliyoruz bir yandan da ekranlarda. Üçüncü periyotta Galatasaray üstünlüğü var 28-21 ile ve skoru 69-64'e getirdik. Son periyotta ne olduysa oldu 26-14 Tofaş üstünlüğü ve rakibimiz maçtan galibiyetle ayrıldı. Bu bölümde son periyotta iyi oynayamadığımızı net bir şekilde görüyoruz. Bunu söyleyeyim hani kötü başlamak bir yana nasıl bitirdiğimiz daha önemli. İbrahimci o gün Adas Jaskevičius gününde değildi. O gün 11 sayı attı evet. 9'da 2 üçlük atmış. Aynen. Fazla yani, top kullanıp düşük evet. isabette kalınca zaten aynen. bu sıkıntı. Bu da tabii ki bizim takımı etkiliyor biliyorsun. Adas'ın ben uzun zaman sonra 11 sayı attığını mesela ilk defa şimdi görüyorum. Evet. Ve düşük yüzdeyle oynadığını yani, görüyoruz. Normalde Adas'ın ortalaması 20 sayılar üzerindedir yani bu. Doğru mu? 4-5 maçtır ben öyle. Tabii yani 20 civarı bulduğu maçlar da var. Ha. 15-16 ile eşit dağılımlı skorda az top kullanarak yüksek yüzdeyle oynadığı maçlar da var. Bir de Summers'ın etkisiz olması maçın buraya gelmesine neden oldu maalesef. Jordan Taylor mesela çok dikkat çeken oyunculardan bir tanesi. Az süre almış 8 dakika. Ondan sonra Richard Hernix 25 dakika 12 sayı 9 rebound ve çok enteresan 8 asist. Yani Richard Hendricks uzun bir oyuncu. Yani evet. 8 asist yapması da çok enteresan. Demek ki i̇şte bu çember altına yöneldiğinde sahayı görüş hakimiyeti iyi olduğu için dışarı top çıkarabiliyor. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk seninle. Doğru mu? Yani birkaç defa daha önceden de konuşmuştuk. Benzer yorumları yapmıştık. Dedik ki Ege'nin de bunu yapması gerekiyor dedik. Yani topu alıp etrafını görmesi gerekiyor dedik. Boş rakip arkadaşlarını. Ya şimdi Tofaş maçında çok da karamsar konuşup şimdi bizi yani beni izleyicilerimizi üzme. Kötü başladığımız bir sezon bu gerçek. Yani kağıda baktığımızda istatistiklere baktığımızda çok kötü başladığımız bir sezon. Tamam. Koç değişikliğinin ardından toparlandık. 2 galibiyet aldık, bir yenildik. 3 galibiyet aldık. İşte 2 maçtır yeniliyoruz. Hani inişli çıkışlı diyebileceğimiz bir grafik var. Ama takım toparlanma yolunda. İbrahim zaten yavaş yavaş da artık önümüzdeki sezonun planlaması da yapılıyordur diye düşünüyorum. Bu da önemli. Zaten büyük kulüplerin sezon sonuna doğru birçok transferini bitirdiğini de biliyoruz. Resmi olarak henüz bir açıklama olmasa da daha çünkü sezon devam ediyor. Umuyorum ki önümüzdeki yıl için güzel bir kadro kurulur. Bana diyorsun ya karamsar konuşma Fatih abi diye. 10. sıradayız. Ya playoff yaklaşıyor. Ya hoş. Nasıl olacak? Peki şöyle üst üste iki maç kaybediyoruz. Bir Giresun maçı, Tofaş maçı. Doğru. Aslan şunu konuşalım kardeşim. İstersen. Playoff yolundaki rakibimiz kim? Eskişehir. Baktığımızda Eskişehir 12 galibiyette, biz 10 galibiyetteyiz. Evet. Yani bizim üstümüzde İstanbul Büyükşehir de var. Hani İBB'ye de bir üstünlük sağlamamız gerekecek. İçeride oynayacağımız hani rövanş niteliğindeki maç sebebiyle konuşuyorum.
bizim maçlarımızı ve Eskişehir Basket'in maçlarını söyleyeyim ben sana. Eskişehir Basketbol Trabzon'un deplasmanına gidecek. Niye güldün? Niye bakıyorsun orada? Niye güldün? Ne şey oldu? Şey dikkatimi çekti. Geçen hafta bütün ev sahiplerine demiştim ya ben bunların hepsi kazanacak diye. Bir tek biz kazanamamışız. Evet. Fark ettin mi? Doğru doğru aynen. Bütün, dediğin doğru tutmuş. Bütün hepsi tuttu. Bir tane bizim maç kazanamadık. Olmadı. Doğru. O zaman şöyle yapalım. Trabzon deplasmanına gidecek Eskişehir Basketbol. Kazanabilir mi? Vallahi kritik bir şey diyemem. Yani Trabzonspor'da yaklaşık 90 sayı civarında atan bir takım. Öyle de şimdi Eskişehir'de boş bir takım değil İbrahim. Değil şüphesiz ama Eskişehir'in biraz daha düşük sayılar bulduğunu düşünürsek. Bence, ya da bence, Trabzonspor'u kitleyecek 70'lerde tutup hani 72-75 atıp kazanacak yani. Eskişehir bence daha güzel basketbol oynuyor Trabzonspor'dan. Ya takım oyunu oynuyor. Trabzon'da ayrı. Değil, takım oyunu yani. Olarak dersen Eskişehir'in takım oyununa katılıyorum. Yani. Ama skor bazında bakarsak biraz daha sokak basketbolu gibi hani tutup kaldıran atıyor üçlü. Yani orada iyi şutörler de var. O sebeple Giresun'la oynayacaklar Eskişehir'de. Evet. Tofaş deplasmanı. Uşak gelecek Eskişehir'e. Eskişehir bizden avantajlı. İşte biraz sonra bizim maçları da söyleyeceğim. O sebeple zaten söylüyorum. Beşiktaş'a gelecekler. Gelecekler. Sakarya ile evinde. Son maçı evinde oynayacak. Yani dişe diş gibi hatta üstün olabileceği maçlar da var. Bizim rakipleri gerekirse. Bizim rakipler biraz daha zorlu gibi görünüyor açıkçası. Yani, bir bu, bakalım. Bu hafta mesela Uşak'a gideceğiz. Alırız. Uşak kazanırız. Artık. Uşak yani belki de Uşak'ın son maçı. Hani matematiksel olarak da son maçı. Ya Uşak artık benim gözümde düştü. Haftaya yani Uşak'tan sonra Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Zor bir derbi. Sinan Erdem'de. Sinan Erdem'de. Sakarya'ya gideceğiz. İBB gelecek. Bandırma'ya gideceğiz Bamit'e. Anadolu Efes'le oynayacağız. Daçka'ya gideceğiz. Bizim fikstür daha zor İbrahim. Fikstürümüz zor. Kesinlikle. Yani i̇şte. Şu bir gerçek, maç oynanmadan kazanılmıyor. Nasıl ki Uşak maçı sen kazanırız dedin, son sıradaki düşmemeye çalışan ve birçok takıma göre, yani birçok kişiye göre düştüğü varsayılan Uşak, sanki biraz zor bir maç olabilir. Uşak hani son kurşunu denir yani, son atacak, oldu oldu, yenemedi, geçmiş olsun. Çünkü veda edecekler lige, matematiksel olarak evet. Da rakiplerinin kazanması halinde geçmiş olsun. Ama diğer takımlara baktığımızda biraz bizim şey zor, fikstürümüz zor. Bir sürpriz yapmamız lazım, bize Efes'i yenmemiz lazım. Atıyorum deplasmanda Bamit'i yenmemiz lazım. Doğru mudur? Doğru. Yani işte Eskişehir'in de bir şeyi de düzelteyim, çok özür diliyorum. Yanlış fikstürde bir an ben yanlışlıkla Daçka'yı söyledim. Sağ olsun Doruk Gölbaşı sürekli bizi izleyen, takip eden mesaj olarak da bana gönderdi. Evet, biz Darüşşafaka ile oynadık. Bu düzeltmeyi de yapayım. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben hani bir an fikstürde yazılanları okuduğum için Darüşşafaka ile maçımız yok. Onlarla oynadık. Onu düzeltelim. Çıkaralım. Aynen çıkaralım. Ki Darüşşafaka'yı içeride kaybettik. İlk maçta da dışarıda 2 sayıyla kaybetmiştik. Öyle hatırlıyorum. Son bölümde hakem kararları çok etkili olmuştu. Salonda ben de takip etmiştim. Bayağı iyi hatırlıyorum. Darüşşafaka da Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda yendiler. 20 maçtır kaybetmeyen Kuban. Tebrik etmek gerekir aslında. Evet. Oldukça önemli bir galibiyet imza attılar. Bu akşam da kazandıkları takdirde ya da 2 sayıyla bile mağlup olsalar Euro Cup şampiyonu olacaklar. Her ne kadar ligde rakibimiz olsa da Türk takımı olarak düşünürsek tebrik edelim hakikaten. Kesinlikle. Önemli bir başarı. Bizim de top 16'da rakibimiz de aynı gruptaydık Darüşşafaka. David Biletler ne kadar bütçesi düşse de istediği takımı kurup yönetebildiği için bir avantajdı. Onu da finale kadar götürdüler. Önümüzdeki haftanın programını ekranlara getirelim. Ben yönetmenimden rica edeyim. Artık yavaş yavaş son bir 2 dakika içerisindeyiz. Yeşil Giresun Belediye Fenerbahçe Doğuş, İstanbul Büyükşehir Banvit, Trabzonspor Eskişehir Basketbol, Beşiktaş Sonpo Japan Gaziantep Basketbol, Muratpe Uşak, Galatasaray Odeabank, Sakarya Büyükşehir Anadolu Efes, Tofaş Pınar Karşıyaka ve Demir İnşaat Büyükçekmece, Darüşşafaka Basketbol maçları oynanacak. Kısa kısa birer cümle ya da bir iki kelimeyle rica edeyim yorumlamanı. Grafikte ekrana gelirse yönetmenimizden rica ederim. Ardından veda edelim. Çünkü daha sonuçları ve puan durumuna bile girmeden hemen ben önümüzdeki haftanın programına geçiş yaptım. Çünkü süremiz daraldı.
Yeşil Giresun Belediye Fenerbahçe Doğuş. Giresun evinde iyi oynuyor. Anadolu Efes'i yendi. Ardından bizi mağlup etti Giresun'da. Fenerbahçe Doğuş'ta geçen hafta yüksek skorlu bir NBA maçı havasında son bölümde farkı artırarak Trabzonspor'u mağlup ettiler. Bir ara 65-62 gibiydi. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama o civardaydı fark. Sonrasında bir 15-0'lık bir seriyle herkes sayı buldu ve farklı kazandılar. Nasıl yorumlarsın? Fenerbahçe ben yine rahat kazanır diyorum. İBB Banvit güzel bir maç. Banvit. Trabzonspor Eskişehir Basket. Eskişehir. Ben Trabzon'u umuyorum olmasına. Yani playoff açısından düşünecek olursak. He. Beşiktaş Sonpa Japan Gaziantep Basketbol. Maç Beşiktaş'ın sahasında Akatlar'da. Aynen Akatlar'da. Şimdi Antep 15. sırada. Antep de son çırpınışlarını Büyükçekmece ile yarışıyor. Vallahi İbrahim. Büyükçekmece ile de hafta içi bir hazırlık maçı yaptık. Ben bunu çarşamba günü final maçı günü ben bütün gün Sinan Erdem'deydim. Ahmet Cömert'teki maçı da ilk yarıyı takip edebildim. İlk yarıyı 15 sayıyla mağlup olduğumuz, yani yeni kapattığımız karşılaşmayı 7 sayıyla kazandık. Beşiktaş kazandı. Yani bir geri dönüş yaptık ama ikinci yarıyı izleyemedim. Çünkü saha içi yayınlarımız vardı. O, Beşiktaş alır diyorum. Beşiktaş alır diyorsun. Murat Bey Uşak Galatasaray Odaya Bank maçını kazanacağımızdan bahsettiğin için geçelim. Sakarya Büyükşehir Anadolu Efes. Keyifli maç. Evet, Sakarya'da. Sakarya'da. Efes'le. Efes. Efes. Tofaş Pınar Karşıyaka. Güzel maç. Sana bırakıyorum. Sen ne diyorsun? Pınar Karşıyaka tıpkı Giresun gibi evinde iyi oynayan, gençlerle oynayan, taraftar desteğini alan bir takım ama deplasmanlarda Tofaş siyahla beyaz kadar farklı oyun sergiliyorlar. Kesinlikle ben o sebeple Tofaş bizi 90 ama sayıyla şöyle, burada mağlup eden Tofaş'ın evinde daha rahat bir şekilde İbrahim, oyun oynayacağını düşünüyorum. İbrahim şöyle bir şey var. Tofaş rahat biliyorsun garanti ikinciliği. O yüzden rahat çıkacakları için Karşıyaka'nın da playoff yok. Playoff yok, çok playoff zor. Yok playoff yok Karşıyaka. Yani bir iddiası yok. Düşme gibi bir durumu da yok. İyi yırttı Karşıyaka şu durumda iyi yırttı yani. Kötü de başladıkları sezonda. Onu diyorum ya son iyi toparladılar. Evet iyi toparladılar. Tofaş diyorum ev sahibi. Demir İnşaat Büyükçekmece, Darüşşafaka Basketbol. Şimdi Büyükçekmece'nin de NCAA'den Hırvat bir uzun getirdiğini söyleyelim. Önemli bir takviye yaptılar onlar da. Evet. Onlar da işte düşme potasında oldukları için. Tabii Gaziantep'in durumuna bağlı düşme potasında var. Şimdi Darüşşafaka'da ikili averajı ellerinde tutmaları önemli. Kupayla dönecekler büyük ihtimal. Onlarda bir hava olacak biliyorsun. Tabii. Rahatlama olacak. Bir de İstanbul'un diğer ucuna gidecekler Büyükçekmece'ye. Yani şeyden yani benim oturduğum yere biraz yakın gerçi ama. Şimdi ben Demir İnşaat diyorum. Büyükçekmece diyorsun. Yani sürpriz olmazsa. Yani şampiyonluk yaşaması halinde bir rehavet araya daha da rahat olacaklar. Bir galibiyeti sıkıştırırsa kesinlikle büyük bir avantaj yakalar Gaziantep için sıkıntı olur. Çünkü Demir İnşaat da bunun farkında yani. Tabii farkında. Ve ilk yarısını izlediğim hazırlık maçında da fena bir oyun oynamadılar. Yani. Özellikle İlkan'ı çok beğendim. Hani İlkan Karaman mı? Aynen. Toparlamış görüntü toparlamış sergiledi. O çocuğa üzüldüm açıkçası yani. Yani gelecek. Nereden nereye? Tabii. Yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynadı. Karşıyaka'da galiba oynadı. NBA olabilir ya da Avrupa'da iyi takım denilirken İBB'de oynuyordu. Geçin. Sonrasında Büyükçekmece'ye geldi. Bu tür takımlarda oynayıp süre bulup yeniden kendisini yukarılara çıkartması lazım. Tıpkı İnşallah. İzzet Türk Yılmaz gibi. TBL'de yani TBL'nin tozunu atıyor diyebiliriz. Atıyor mu? Selçuklu da bayağı iyi. Ben İzzet'in burada atmasını beklerdim açıkçası. Tayincioğlu'nda atsaydı keşke tozu. Zaten büyük bir transfer yapabilir seni. Ya İzzet'in fiziğinde oyuncu çok nadir yok bence ya TBL'de şeyde. Orta mesafe bilekleri de düzgün iyi şut atan bir oyuncu. 2-9-2-10 boyu var. Var 2-10 boyu var. Bir de şey atletik. Evet. Ağır değil, atletik yani olması da önemli. Benim için Tayincioğlu'nda toz atsa keşke. Seneye yani bakalım. Orada TBT şeyde değil, ikincilikte değil de. O da kendisini tekrar kanıtlama adına önemli bir sezonu geride bıraktı. Teşekkür ederim Fatih abi. İbrahim, selamlar var. Peki, aleyküm selam. Tuncay sana şey gönderdi biliyorsun. Teşekkür ederiz. Badem gönderdi bizim kuaför Tuncay Ataköy'den. Yayın öncesinde yedektim televizyon ekibi olarak. İbrahim abim eve ekibe gönder dedi. Teşekkür ederiz kendilerine. Selamları çok var. Selamları iletelim kendisine Ankara'dan de. Ankara'dan Hakan abim, Hakan Bayraktar abime buradan çok selam söylüyorum. Bize hafta sonuna Ümitcan Karan'la beraber bilet Ümit ayarladı. Karanoğlu. Evet, Ümit Karanoğlu'yla beraber. Başakşehir maçına sağ olsun bize iki tane bilet ayarladı. Buradan ben de çok teşekkür ediyorum kendisine. Onlara misafir olarak maça geleceksin. Güzel bir atmosfer. Tabii hatırlatmayı da yapalım. Türk Telekom Stadyumunda şampiyonluk yolunda artık son maçlara, son haftalara giriyoruz. Kritik 6 maç kaldı. İlki
Pazar günü 19'da Türk Telekom Stadyumunda Başakşehir olacak. Biz taraftarımıza çağrıda bulunalım. Tabii ya, basketbol programı olsak da futbol basketbol karışık tabii, konuşuyoruz. Karıştı, çünkü ben varım ya senin yüzünden. bir kulüp televizyonu olarak bütün branşlarda oyuncularımıza, takımlarımıza hem başarı dilememiz gerekir hem de taraftarımızı o maçlara davet etmemiz gerekir. O sebeple İbrahim'cim, bunu da hatırlatalım. Yalçın abimize de selam gönderelim Bodrum'a. Ha, Yalçın Dümer geçtiğimiz hafta bize mesaj göndermişti. Tabii konuştuk biz genel kurul üyesi kendisi ayrıca onu da belirtmişti. Önemli de bir gazeteci ayrıca bunu da müthiş söyleyelim. Tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu söylemiş olalım. Her ne efsane. Kadar efsane. Efsane diyelim ona. Ya bitiremiyoruz. Biz seninle yayınları niye bitiremiyoruz? Kardeş ne yapalım yani? O kadar çok selam gönderecek kişi bir var ki. Bir dakika müsaade etsen ben noktalayacağım ve yayını noktalayacağım. Ama işte bizi sevenler, abilerimiz, büyüklerimiz bizden selam bekliyor bak. Tuncay dedik, o dedik, teşekkür bu dedik. Ediyoruz, çok herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle Orman Spor maçında taraftarımızı Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yanında olmaya davet ediyoruz. Sonrasında da gelebilen ya da İtalya'da yaşayan, Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan, gelme imkanı olan herkesi Venedik. Çarşamba günü Venedik'e bekliyoruz. Gondolla gelsinler. Gondolla gelsinler aynen. Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız inşallah kupayı orada kaldıracak. Biz de yayınlarımızla bu anı, tarihi anı ölümsüzleştirerek tüm camiamızla paylaşacağız. Yeniden Galatasaray Televizyon ekranlarında. Umuyorum ki önümüzdeki hafta Cuma günü kupayla bu programda olmak dileğiyle. İnşallah. Hoşçakalın.